Evet arkadaşlar, hep klasik şeylerle video açıyoruz ya. Yine yeniden ben. Bugün menümüzde ne var? Yine aşçı gibi hissettim bugün kendimi. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yaz mevsimi yaklaştığı için hani bizde de bu biraz hastalık var. Kanatlı grubu hastalığı. Bıldırcın, tavuk vesaire. Onun için bunu kendiniz evde üretebilmeniz için böyle bir kuluçka makinesi gerekiyor. Ya da buna benzer bir şey. Şimdi kuluçka makinelerinin yapılar çok basit. Ama satın alayım dediniz mi arkadaşlar? Gerçekten ciddi paralar istiyorlar. Bu videoda biraz söylediğim detaylara dikkat ederseniz yani çok da basit olduğunu göreceksiniz. Çünkü çok kafa karıştıran bir şey yok. Ben de önceden bunlarla uğraşmaktan önce karışık geliyordu. Ama sonradan baktım ki çok da bir karışık kısmı yok. Bundaki tek detay ısı olayı arkadaşlar. Isıyı sabit tuttunuz mu nem zaten kendiliğinden dengesine geliyor. Şimdi burada materyallerde neler var arkadaşlar size göstereyim. Kova standart. Yoğurt kovasına benziyor. Bakayım neymiş bu. Gül reçeliymiş. Üstüne hiç bakmadım. Sonra doğal olarak kapağı. Bir tane elektrikte kullanılan bu 220 watt duyular. Bu eski tip akor filamanlar veya şöyle LED ampullerin takıldığı duyular. Bunlar sıva üstü duy diye geçer. Sıva üstü duy. Yani elektrik teriminde, elektrikçilerde. Temin edecek olursanız öyle isteyin. Sıva üstü elektrik duyu. E27 duy diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Şuradan bakayım. En azından ben öyle biliyorum. Şimdi sonrasında bir tane böyle dijital termostat var arkadaşlar. Bu gerekli. Bu neden gerekli? Çünkü ısıyı 37.5, 37.6'da tutmanız gerekiyor. Ki bu hayvanların çıkma sıcaklığı genelde çoğunun bu. Bir iki kanatlı grubunda değişse de genelde bu. Sonra bir tane tabii ki priz bağlantısı yapılmak için elektrik kablosu. Bağlantıları izole etmek için ben daralan makaron kullanıyorum. Hani bu şöyle göstereyim ben size. Bunu böyle bir çakmakla ısıttığınızda arkadaşlar bu kabloyu geçirdiğinizde içinden ısıttığınızda kablonun üstünde yapışır kalır. Bir çeşit bant vazifesi. Esta bu tarz bir bant da kullanabilirsiniz. Sonrasında ne var elimizde? Bunun tabii nem olması gerekiyor. Şu alt kısımda su gezecek ya arkadaşlar. Ama yumurtalar suyun içinde olmaması lazım. Ben alt kısımda su olursa da bunlar yumurtanın üzerine dursun diye şöyle bir şey kullandım. Bu da ne? Bu ev eşyalarını satan yerlerde satılan bu banyoya koyduğunuz ayağınızın altı böyle ıslanmasın diye plastik şeyler vardır. Birbirine geçer. Puzzle gibi. Öyle bir şey. Ben bunu buraya göre kestim. Siz de farklı aletle yapabilirsiniz de ben şöyle bir tane bir makas kullandım. Bu tenekecilerin falan kullandığım makastandır. Artı şu az önce söyledim size kapak. Kapağın altında ben şöyle metal kullandım. Bu metal bu LPG'li araçların işini yapanlar da bu LPG borularını şunları bunları bu egzozunu oradan götürürken mesela egzoz ısısını izole etmek için kullanılan bir şey. Yedek parçada da bulunuyor. Bunu niye yaptım ben? Şimdi şu akor filaman lambaya takacağımızda şöyle ısı bu kapağa zarar vermesin diye. Gerçi ben 27 wattlık bir ampul kullandım. Yeterli olsun fazla ısı üretmesin diye ama yine de daha önceki tecrübelerime dayanarak böyle bir metal kullanmak mantıklı oluyor. Şimdi arkadaşlar ilk bunun neresinden başlıyorsunuz? Daha doğrusu hani sıralama değişebilir de. Ben ilk bu duyu kısmından başlıyorum. Şöyle. Bakın ben duyun zaten oturacağı kısmı. O yüzden şöyle işaretledim. Deliklerini açmadım ama. Şuradan elektrik kablosunu arkadan geçiriyorsunuz bu duyun. Şöyle. Tabi duyu buraya takıyorum da. Bu kabın şu aralığı kısa olduğu için
Isı direkt aşağı vurmasın. Veya bu ampul kısmı burada sığmaz diye ben böyle yaptım. Siz bu böyle büyük kullanabilirseniz kabı duyu direkt şöyle tutturup yani ters de kapayabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Benim elimdeki şu andaki materyale kullanacağım bunu. Bunu buraya da mount etmek için arkadaşlar şöyle. Bunların adı kısa böyle sunta vidası diye geçiyor. Çoğu şeylerin ismini ben size söyleyeyim de. Hani videoda izlemek yetmiyor. Yani temin edecek olsanız isimlerini bilmeniz gerekiyor. Zira zaten bunu satanlara anlatmakla da böyle bir sadece bir saat uğraşıyoruz yani. Tabi bu biraz metal olduğu için metal diyorum. Plastik olduğu için arkadaşlar şöyle benim elimdeki böyle bir şarjlı bir bas bir vidalama varsa böyle yapabilirsiniz. Bir kısmını böyle tutturursunuz. Şu ikinci vidayı da arkadaşlar şöyle. Hani de, ben size her videoda söylüyorum ya. Bu tarz şeyleri arkadaşlar biraz ilginiz varsa elinizde bu şarj vidalama tarzı aletler veya işte daha önceki videoda söylediğim aletler var. Yani bir iki tane böyle elinizde olması lazım. Yoksa hani bu işe ne kadar eğiliminiz olsa da bir şey yapmaya başladığınızda uğraşırsınız. Hani şimdi bunu buraya tornavidayla sıkmak olur da baya bir depar atmanız gerekir. Şarjı daha pratik olur. Bakın kuluçka makinemiz de böyle saplı yani güzel. Bir Ahmet abim var, ben bunun deyimiyle otantik yani. Şimdi bunu buraya yaptınız arkadaşlar. Bu ekipmanı zaten biliyorsunuz. Bu en alt kısımda oluyor. Sonrasında arkadaşlar şimdi ben size az önce ne söylemiştim? Şu kapakta ben böyle bir izolatör yapıyorum diye. Zarar vermesin diye. Tabi bu izolatörü de böyle 3-4 yerinden tutturmanız gerekiyor. Onun için de yine ben aynı şekilde böyle kısa sunta vidalarını kullanıyorum. Şöyle. Bunu yerine sabitlerken dikkat edin. Muhtemelen yerinden kayıyor. Sonra da tekrar söktak muhabbetleri uğraşırsınız. Ben böyle dıştan içe doğru böyle cıvatayla bunu sabitledim buraya. Siz tabii ben elimdeki aletler olduğu için biraz daha pratik yapıyorum da sizin aletleriniz yoksa elinizde muhtemelen biraz daha uğraştır yani şöyle. Bakın havada tuttum hemen kaçtı. Şöyle yaptığınızda bunu da buraya. Ben üçlü yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bir yapı da buraya. Bitti. Şu kapakta bir tane delik olursa iyi oluyor. Hava sirkülasyonu için. Bu deliği de ben daha önceki videoda size göstermiştim. Böyle bir şeyle açacağım. Şimdi bu şeyler dolaşırken arkadaşlar ben böyle basit bir şarj daha kullanıyorum. Çünkü çok güçlü olduğu zaman bir anda tork fazla geliyor. Tam bir şey yapmadan böyle zarar veriyor. Onun için böyle kontrollü bir şey kullanmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Sizin elinizde farklı şarj cihazları varsa kullanabilirsiniz ama ben bu tür hassas şeylerde biraz daha kibar şeyler kullanmayı seviyorum ki zarar vermeden bir şeye benzesin diye. Bu kısım tamam arkadaşlar. Böyle yaptık. Gördüğünüz gibi altından takacağımız ampulden izolasın diye yaptık. Şurada bir tane dijital termostat olacak arkadaşlar. Bunu internete de yazdım. Zaten dijital termostat diye geçer. Bağlantılar da bunların çok basit. Çünkü bu olmadan olmaz bu işte. Neden olmuyor? Buradaki dereceyi 37.5'te tutmanız gerekiyor malum. Onun için böyle bir elektronik termostat olmanız gerekiyor elinizde. Yani olması gerekiyor. Yoksa dereceye bakarak yani aç kapağı yapamazsınız. Böyle bir kablo soyucuyla uçlarını açarsınız. Ya da elinizle
Az önce mesela size daralan makaron demiştim arkadaşlar. Böyle makarondan iki tane kestiniz. Ben gibi böyle lehim yapmadan önce buraya taktınız arkadaşlar. Tabii şu makaronları ben böyle yapıyorum da sizin elinizde imkan varsa buna bir büyük makaron da kullanabilirsiniz. Sonradan bu komple güvediği kapasın diye şöyle mesela bir tane büyük makaronu buradan geçirirsiniz arkadaşlar. Bunun adı ısıyla daralan makarondur. Bunu böyle geçirirsiniz. Tabii elinize az önce söylediğim gibi böyle bir makaron şu bu yoksa bantla da yapacaksınız. Ben bunlar biraz daha hem estetik hem sağlam olduğu için hoşuma gidiyor. Burada ben kablolu lehim yapıyorum. Çünkü çoğu cihazda sevdiğim bir şey var. Sağlamcılık. Kesinlikle sağlam olması gerekiyor yani. Sağlam olmayınca benim hoşuma gitmiyor. Şöyle farklı bir ışık daha açtım ben size. Şöyle yaptığımızda arkadaşlar. Şöyle. Ben elektronik işiyle uğraştığım için videolarda hep size söylüyorum arkadaşlar. Bu kablo lehim yapmadan önce burayı kesinlikle bir ön lehimleme yapın. Yoksa diğer tübünü zor tutturursunuz. Ön lehimlemeyi yaptınız. Bunlar da hani ben size dijital termostatı niye gösteriyorum? Bu oldukça basit bir alet. Şuradan direkt bu prizden gelen kısmı bağlıyorsunuz. Bunların bazıları kafa karıştırıcıdır. Bu değil. Şimdi bunu buraya böyle yaptınız arkadaşlar. Şu az önce size söylediğim daralan makaronlar var bakın. Makaronları da buraya soktunuz arkadaşlar. Burada hemen işin içine bir çakmak giriyor. Bakın çakmakla bunu ısıttığınızda gördünüz mü? Bu bant gibi böyle. Hemen kablonun üstünde yapışıp kalır bunlar. Şöyle göstereyim bakın. Bant da iyi olur. Sağlam olur. En sonunda ne demiştim az önce? Bir makaron daha varsa elinizde dedim kalın. Mesela onu da şöyle üzerine yaparsınız arkadaşlar. Bunu böyle üzerine yaparsınız. Şöyle şu kısma. Burayı da böyle üzerine ısıtırsınız. Bu makaron biraz daha dip kısma kadar uzun yaparsanız komple buradan başlayıp buraya kadar kapatır. Ben orada biraz kısa bir makaron kullandığım için şu kısma kadar kalmadan buradan buraya uzun makaron kullanırsanız buraya aynı bu orijinal kablo gibi kapatırsınız. Şimdi bunu elektrik balansını yaptınız arkadaşlar. Ne kaldı? Şuradaki lambaya giden 220 kısmı. Ha siz bunları ben kabloları hep uzun tutmaya severim. 2 gün sonra plan değişikliği oluyor da siz bu kabloları kısaltabilirsiniz de. Böyle sizin artık tercihinize kalmış. Burada da aynı şekilde böyle iki tane daralan makaron arkadaşlar kullanıyorsunuz. Daralan makaronu kullanıp şuradaki bir bu termostatta şey var. Sarıyla siyah çıkışı var arkadaşlar. Burası güç çıkışı. Hani siz derece ayarladınız 37.5'e. 37.5'e kadar bu dijital termostat ampul yakacak. Ampul içeriği 37.5'e getirdim. Kapatacak ki sıcak değişim çok olmasın. Şimdi afaki değişim olursa bu sefer içeriye koyduğunuz bu kanatlı grubun yumurtasına zarar verecek. Ve işte içinde kuruyup kalıyor. Ben onu ilk başlarda kendim için yaptığım bir iki amatör cihazla tecrübe ettik yani. Bunu böyle yaptınız. Buradaki sarıyla siyah çıkışa ampul balansını verdiniz. İçinde koyduğumuz akvaryum filamanı lambanın bağlantısını.
Aynı şekilde bu daralan makaronları buraya yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size makaronları. Çakmakla böyle bunları böyle ısıttınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kimin gördüğünüz kimin üzerine yapıştı. Evet. Dediğim gibi ben bu böyle yaptım. Elimdeki kutudan dolayı da şu termosu da ben buraya koyacağım. Ama siz elinizde bu kap uzunsa ve şu ampulün aşağı olan mesafe uzunsa bu ampul kısmında bunun altını yapabilirsiniz. Yani kapağı çıkarırsa komple çıkar. Biz elimizdeki bu materyale göre yaptık yani. Sizde elinizdeki farklı bir materyal varsa ona göre bir şey yapabilirsiniz. Buradaki dikkat edeceğiniz olay bir dijital termosta dolayı artı bu cihazların yaparken veya diğer cihazlar arkadaşlar bu elektrik bağlantılarını düzgün yapın. Bir sakatlık çıkmasın yani 2 gün sonra. Şimdi bu dijital termosta da arkadaşlar şöyle bir ölçüm ucu vardır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu ölçüm ucunda arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Bu ölçüm ucunun bunun içinde olması gerekiyor ki sıcaklığı algılayabilmesi lazım. Onun için şuradan az bir şey sallanacak bu arkadaşlar. Şöyle bakın. Minicik bir şey. Yani sadece şöyle ölçüm ucunu az bir şey böyle içine sallandırsanız olur. Afaki şekilde bunun içine girmesi gerekmiyor. Şöyle bunu bir iki tur yapar. İçine sallayabilirsiniz. Veya sizde var mıdır? Bilmiyorum. Bende var mesela şöyle. Elimde şöyle plastik klipsler var. Kablo kısmını plastik klipste şöyle bükersiniz arkadaşlar. Bunu da böyle attınız mı? Şöyle şuradan geçireyim şunu. Buraya da olabilir. İçeriye kapağı kapattıktan sonra yumurtanın tam arasında da konumlandırabilirsiniz yani. O artık size kalmış. Biraz tabi bu içine koyduğumuz ampulle ilgili arasında bir mesafe olsa iyi olur yani. Veya burada ben bunu karıştırırım diyorsanız arkadaşlar, hani bu aradaki mesafeyi ayarlayamam tam anlamıyla diyorsanız, ben burada şu ortadan yaptım ya bu hava çıkışını. Siz şuraya yaparsınız. Ya da bu termostatın ölçüm ucunun geçeceği şekilde ufacık bir şey. Buradan delersiniz. Üst plastik kısmını ben şarjıyla deldim. Şöyle bakayım. Şuradan da şöyle bir tane delik açarsınız. Dediğim gibi bu ölçüm kısmını arkadaşlar biraz ampulden uzak tutmak adına geriden de yapabilirsiniz böyle. Bu da olur. Yani artık 3-5 estetik değişim size kalmış. Ben böyle yaptım. Siz bunu farklı şekilde yapabilirsiniz. Yani bu cihazda anlamanız gereken temel bir şey var. Isı olayı arkadaşlar. Isı olayını stabil tuttuğunuz zaman yaptığınız cihazdan verim alma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ama bir dengeli ısı olayı olmazsa bunu ne kadar güzel yapsanız arkadaşlar muhtemelen bir arıza oluşacak. Şimdi benim çoğu devre dikkat ettiğim bu olay arkadaşlar. Mesela şimdi şu kapağın üstünden ben böyle
İki tane delik açıyorum. Burada tabi ekipmanlar var mıdır yok mudur bilmiyorum da. Ben bu elektrik kablosu veya işte bu termostat ölçümü ucu gibi şeylerde veya birçok devrenin kablo bağlantısını arkadaşlar bu kablo birleştiricileri kullanıyorum. Daha doğrusu kablo sabitleyici kısımları. Ki oynamasın. Tabi bunlar elinizde olmayabilir. Şu an benim kullandığım bu plastik klipslerden. İşte dediğim gibi mant o tarz şeylerle bir şeyler yapabilirsiniz. Şöyle bunu da buraya sabitledik. Bakın bu ölçüm ucu arkadaşlar burada kalıyor. Sabit bir şekilde. Hepsi sabitlenmiş oldu. Şurada çıkan cıvata uçları var arkadaşlar. Bunlar benim şarj spare var. Ben onu keseceğim böyle. Kibar olacak. Şimdi bunu böyle yaptınız arkadaşlar. Şu alttaki plastiği geçmiş şekilde buna su ekleyeceksiniz ki içinde ekleyeceksiniz ki içinde bir nem olsun. Bu tür aletlerde bir şey aklınızda olsun. Bunları sürekli kapatıp açmayın. Isı dengesi değişmesin. Benim tavsiyem. Tabi ara ara su eklemeniz gerekiyor. Ben şöyle bir şey yaptım. Bu minik bir böyle ne diyeyim ben size huni. Buna böyle bir serum hortumu ekledim. Hani sık sık kapatıp açıp içerideki ısı dengesini bozmamak arkadaşlar. Ben daha önce de böyle bir şey yapmıştım. Şöyle mesela bunun hortumu da arkadaşlar şöyle sabitliyorum ben bir yeri. Buradan şuradan ben suyu döküyorum. Seviyesine bakarak içinde doluyor. Böyle de çok mantıklı oluyor. Tabi bunu siz kapatıp açmak da elinizde, o size kalmış. Bu kısmı onu da bitirdik. Termostat balansını yaptık. Hani işte burada kuluçka makinesinde nem çok önemli de yine de siz ısıyı tutturabilirsiniz arkadaşlar. Nem de kendinden olacaktır. Şöyle ben size göstereyim. Ampul. Bunu da buraya dediğim gibi yumurtaları koyduk. Böyle küçük kapta yapacağınız ya bunlar 8-9 yumurtalık oluyor. Böyle mini şeyler. Tabi büyüğünü düşünürseniz biraz daha bu kapı veya içine koyduğunuz işte kovayı büyütmeniz gerekiyor. Bütün bağlantıları yaptınız. Sonrasında ise evet böyle ışığı açtık mı arkadaşlar video bozuluyor. O zaman şuradan bir besleme alacağız. Evet. Genel hatlarıyla bitmiş hali bu. Bunu böyle taktınız arkadaşlar. Bakın 23.1 diye çalışmaya başladı kendisi. Buradan bir bakayım ben size ne var burada. Şimdi tamam. Bunu da takmışız. Tabi bunun iç sıcaklığı düşük olduğu için arkadaşlar ampul kısmı çalışmıyor. Şuradan bunun derece ayarları var arkadaşlar. 38.4 demiş. Şu kaç? 38.3. Buradan şöyle basa tuttuğunuzda yukarı gider. Bir tarafa basa tuttuğunuzda da mesela 37.7 burada geldi durdu. Şunu da basa tuttunuz. Hani bu şeydir. Bunun biri alt sınırdır. Biri üst sınırdır arkadaşlar. Diyelim ki 37.5'e geldiğinde çalışsın. 37.8'e geldiğinde dursun gibi. İkisini ayarlayabilirsiniz. Yani çok basittir aslında bu. Bu düğmelere basa tuttunuz mu? Bir kere basarsanız oradaki ayarlanmış dereceyi gösterir. Basıp tutarsanız da yine ayarlayabileceğiniz değeri gösterir. Bakın şimdi içindeki ampul şöyle baktığımızda evet.
37.5'e geldiğinde arkadaşlar olay bitiyor. Genel hatlarıyla basit. Ama tabii ben size de anlatırken dediğim gibi bir detaya dikkat etmek lazım. Ne kadar olsa burada bir ısı olayı olduğu için arkadaşlar mümkün mertebe bu ampulden uzak durmanız lazım. Onun için ben şu su doldurma eklentimi de arkadaşlar şöyle uzak bir yere koyacağım. Hatta bunu şöyle içindeki serum hortum fazla geldi. Ben bunu böyle yaptım da siz bunu böyle yapmayabilirsiniz de dediğim gibi kapağını açıp su da ekleyebilirsiniz. Şöyle şuradan. Evet. Bunun çünkü ben şimdi yumurtalarla temas etmesini istemedim. Arkadaşlar şöyle şu serum hortumun evet. Evet şöyle. Tamam. Ya bunu en son yapıyorsunuz. Hani yumurtayı falan yerleştiriniz arkadaşlar. Ondan sonra yerleştirin. Bakın 26.4, 26.5. Gördüğünüz gibi. Ya bu tuvalette uğraşırken de benim tavsiyem yani gene hobidir. Ne zaman çıkaracağınız size kalmış da biraz yazın çıkarsanız daha iyi olur. Hem elektrik sarfiyatı hem bu çıkan kanatlıların büyüme hızlarından dolayısıyla yani büyüme hızlarının gelişiminden dolayı benim tavsiyem yazın yapmanızdır. Çünkü kışın böyle bir cihazı kullandığınızda da dış ortam soğuk olacağı için arkadaşlar illaki biraz elektrik tüketim fazla olacak. Bunu böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi dediklerime dikkat ederseniz içindeki sıcaklığı da 37.7, 37.8'de tutmanız lazım. Hani bunun genelde bulunduğu dengeli bir sıcaklık olsun. Çünkü siz şimdi bunu 37.8 ayarladınız arkadaşlar. Ama içeride afaki bir sıcaklık var. Bu sefer bunun iç sıcaklığı yükselecek. 37.8'de durmayabiliyor makineler. 39'a çıkıyor. Bu sefer yumurtaya zarar veriyor. Ha bu profesyonel kuluçka makinelerinin içi dışı buzdolabı gibidir mesela. Dıştan fazla etkilenmez içerisi. Onun için bu tarz bir şey yaptığınızda genelde böyle sabit ısılı bir yerde olmasına dikkat edin. Ve çok soğuk bir yere kullanacaksanız şöyle şeyler var. Şu elimdeki sünger tarzı. Bu ev izolasyonunda falan kullanılan köpükler var. Bunlarla kullanıp böyle etrafını kaplarsanız ve içine böyle oturtursanız dengeli bir şekilde olur. Şimdi bakın ben bunu yukarı doğru yaptığım için arkadaşlar hani şu altına ben size göstermiştim. Az önce şöyle bir şey yaptım ya. Kapağın altına. Bakın buraya ısı vurmadığı için zarar vermiyor. Artı buna böyle afaki de ampul kullanmanız gerekmiyor. 100 watt, 50 watt, 60 watt ısı çok olduğu için etraf zarar verir. Ben bunu 28 watt bir aqua filman ampul kullandım. Siz de öyle bir şey yapsanız olur. Bakın gördüğünüz gibi sıcaklık sürekli artıyor arkadaşlar. Çünkü burada hacim ufak olduğu için zaten fazlasıyla yetecek. Artı dediğim gibi yaz günü yapacağınız için çok da böyle enerji sarfiyatınız olmaz. Zaten benim kişisel tecrübelerimden de anladığım kadarıyla az önce söyledim ya. Bu işler için en verimlisi yaz ayları oluyor. Kışın çıkan hayvanlar o kadar da düzgün ve randımanlı olmuyor. Umarım bilgilendirici olmuştur. Sonuç itibariyle termostat, elektrik balansçı kablo, bir tane elektrikçilerde bu satılan sıva üstü duy ve içinde de bir tane 28 watt ampul. Bir tane neydi bu? Gül reçeli kutusu. Ve içinde suyun altta kalıp yumurtanın üstte kalması için de bu ne demiştik? Şöyle banyoda falan kullandığınız bu plastik neydi bunların atları ya? İsmi aklıma gelmedi de. Hani birbirine geçiyor. Böyle ayağınız ıslanmasın diye. Banyo, işte tuvalet önlerinde, mutfakta falan kullanılıyor. Bu kadar basit. Temin edersen kendiniz halledersiniz. Böyle bunların afaki para vermenize gerek yok. Çünkü bu şimdi kaç yumurta? 8-10 yumurtalık. Adamlar böyle bir şeye bile
700-800 TL para yazıyor. Şu termostatı 100 TL'ye alsanız, ampulü alsanız 10 TL'ye, duyu aldınız 20 TL, 30 TL. Yani 150 TL'ye, hadi şunlar da diyelim kablo aldınız. 150-200 TL'ye bu işi kendiniz çözeceksiniz. Hani çok karmaşık yapılar olsa uğraşmayın diyeceğim de karmaşık yapısı yok. Videodaki detaya dikkat ederseniz anlarsınız. Facebook sayfamızda, YouTube kanalımızda videoyu izleyip abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Facebook, Instagram, YouTube'da. Bakın, derece geldi arkadaşlar. Kapandı. Gördüğünüz gibi. Ha, burada bir derece esnemesi olur arkadaşlar. Şimdi burada içine ben su da eklemedim için nem değişiminden dolayı. Bu detaya çok takılmayın. Hani bu cihaz şimdi 37.8'de kapatır ama 38.5, 38.4, 38.6, hani ne diyeyim ben size, %5, %10 böyle tolerans olur. Bütün profesyonel kuluçka makine de aynıdır. Bu detaya takılmayın. Gördüğünüz gibi bakın istenen sıcaklığa gelince kapandı. Yeni gelecek kanatlı grubu içinde hazır şekilde bekliyor. İnşallah bu da bilgilendirici bir veya sizin mali külfetten kurtaran bir cihaz olmuştur. Hep söylüyorum, hem derdim biraz da işinize yarayacak cihaza çekmekte. Yoksa bu Elin Gavur'un Newton'lu bilmem ne yaptığı veya eskiden Tesla'nın ne yaptığı, Tesla'nın bobini gibi şeyler ben size çeksem emin olun hiçbir işinize yaramayacak. Biz de okulda çoğu şey öğrendik ama bir işimize yaramıyor. İşte günlük hayatta bunlarla uğraşıyoruz. Şurada bakın belli voltaja geldi arkadaşlar. Sonra ne yaptı? Voltaj değişmeye başladı. 38.1, 38. Bakın onu da göstereyim. 37.9. Şimdi burada plastik olduğu için ani ısı değişimleri de olabilir. Ama bunu az önce söylediğim gibi böyle bir köpüğün içine sokarsanız arkadaşlar bu ısı değişimleri daha az olur. Veya ortam sıcaklığını denge tutarsanız. Bakın derece ne oldu? 37 diye geldi arkadaşlar. Çalıştı. Bu kanatlı grubun çıkma sıcaklığı, bu kuluçka sıcaklığı 37.5 ile 37.8 arasında değişiyor. Bazı ısılar 37.5 ile alakası yok. Ben denedim 3-5 kez. Buradaki termostatı da bu şekilde ayarlarsanız arkadaşlar dengeli bir şekilde olacak. Ben şimdi bunu bugün koyacağım. 8 tane yumurtayla. Denemiş olacağız. Olursa da bir 21 gün sonra çıkan cevizleri ben sizinle paylaşırım. İnşallah faydası olan video olmuştur. Başka videoda görüşmek dileğiyle.